Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi gönül dolusu muhabbetlerim, hürmetlerimle selamlıyorum. Bir lisansüstü rehberlik dersimizde tekrar birlikteyiz. Bugün rehberlik dersimizin uzun soluklu devam edecek olan ve sanıyorum siz değerli izleyenlerin ve öğrencilerimin düzenli takip ettiklerinde çok yararlanıp istifade edecekleri bir okumalar serisine başlayacağız. Ve bu okumalar serimizin ilkini yakın zamanlarda kaybettiğimiz çok değerli bir mütefekkirimiz, İslam düşünürü, İslam kültür ve geleneğine ait çok değerli çalışmaları olan Muhammed Abid el-Cabiri'nin eserlerini okuyacağız. Bu eserleri lisansüstü rehberlik derslerimde okutmamın ve okumamızın hiç kuşkusuz pek çok farklı nedenleri var. Bunlardan birincisi, şahsen ben kendimin bundan yaklaşık 25 yıl kadar önce kendisiyle kitapları üzerinden tanıştığımda akademik yolculuğumda bambaşka, çok farklı bir kulvara geçtim. Bizatihi yaşadığım bu tecrübemin siz değerli öğrencilerimin, akademisyen adaylarımın da yaşamasını, bu tecrübeyi edinmesini arzuladığım için bu okumaları önemsiyorum. Geçtiğimiz aşağı yukarı 20 yıl içinde farklı boyutlarda, farklı münasebetlerle İlahiyat Fakültesi öğrencilerimin kaldırabileceği düzeyde Cabiri dersleri yaptım ve öğrencilerimin henüz daha lisans düzeyinde olmalarına rağmen onların düşüncelerinde, tefekkürlerinde son derece olumlu ve önemli katkılarda bulunduğunu gördüm. Bu itibarla yapmaya başladığım bu YouTube derslerini daha önce de belirttiğim gibi bir mektebe dönüştürmeyi, bir mektep gibi kullanmayı hedeflediğim için lisansüstü rehberlik derslerimizde bu okumalar siz değerli izleyenlerin ve özellikle akademisyen olma amacı olanların bir taraftan bir kitabın nasıl okunabileceğini, ondan nasıl yararlanılabileceğini, diğer taraftan da bu okumalarla akademik olarak hangi alanı kendimize seçersek seçelim, bu alanların ortak zeminini sağlam bir biçimde oluşturabilmenin imkanlarını görmüş ve öğrenmiş olacağız. Benim kanalımda zaten bir Muhammed Abid el-Cabiri semineri var. Onu dinleyeceğiniz için kendisinden, hayatından, tarihçesinden vesaire hiç bahsetmeyeceğim. Hem zamanımızı almasın hem de zaten video olarak var. Oradan dinleyebilirsiniz. Hem de genel bir bakış açısını, Muhammed Abid el-Cabiri tasvirini orada çok genel ve kaba boyutlarıyla görmeniz mümkündür. Bu dersimizde doğrudan konuya girmek istiyorum. Dolayısıyla doğrudan konuya girdiğimde de bu okumalar serisinde merhumun hangi kitaplarını, hangi sırayla
ve neden okuyacağımıza dair müsaadenizle bir mukaddimede bulunmak istiyorum. Kendisinin hem İslam dünyasında hem de ülkemizde tanınmasına vesile olan ve tırnak içinde bugün üzerinde genişçe duracağımız Arap aklı üzerine yapmış olduğu çalışmaları söz konusu. Bu çalışmaları kendisinin lisans üstü çalışmalarında yapmış olduğu yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük tezlerinden farklı olarak aslında bir İslam dünyasının onun tabiriyle merkezini Arapların, Araplığın oluşturduğu, Arap kültürünün oluşturduğu ve yine onun tabiriyle birazdan detaylıca göreceğimiz bir Arap Rönesansı'nın gerçekleşmesini mümkün kılacak akıl üzerine yaptığı çalışmalar var. Biz bunları okuyacağız. Birincisi Arap aklının oluşumu ya da Arap İslam aklının oluşumu diye çevrildi. Orijinali Tekvinul Akli'l Arabi'dir. Bu birinci kitaptır okuyacağımız ve bugün başlayacağız bu kitabı okumaya. İkincisi, bu aklın kültürel yapısını ve bizatihi bu kültürü oluşturan aklın kendi yapısını analiz ettiği Bünyetül Akli'l Arabi eserini okuyacağız. Ardından siyasi akıl olarak Türkçe'ye tercüme edilen El-Aklu Siyasi, El-Aklu Arabi Siyasi eseri, bunu mütalaa edeceğiz. Ardından ahlaki akıl, ardından felsefi mirasımız ve akıl, yeniden yapılanma projesi gibi bir 7-8 kitabını okuyacağız. Bunları okumak muhtemelen epeyce bir uzun zamanımızı alacak. Tabii benim bu dersleri hangi sıklıkla, ne ölçüde efendim yapacağıma da bağlı olarak hepimizin sağlık ve sıhhatiyle de doğrudan alakalı bir durum bu malumunuz. Uzun soluklu bir okumalar olacak. Ama hemen belirtmeliyim ki bu okumalar asla öylesine bir kitap okuma olmayacak. Bu kitapları birer birer bitirdiğimizde benim YouTube kanalımdaki İslami ilimler üzerine yaptığım her bir konuşmada dikkatlerinizi çekmiş olduğum Ulumi İslamiye'nin ilk teşekkül ettiği birinci yüzyıldan günümüze kadar ki bütün serüvenine dair çok köklü, çok değerli bilgiler ve analizler öğrenmiş olacağız. Geleneğimizi öğrenmek, geleneğimizi oluşturan ilmi arka planı, tarihi arka planı, siyasi, kültürel arka planı görmek, bu kitaplar üzerinden son derece önemli olacak ve siz değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bu seriyi tamamladıklarında artık asla hiçbir konuya daha önceki baktıkları perspektiften bakmayacaklardır. Bu size muhteşem bir perspektif kazandıracak ve bu perspektif kesinlikle akademik bir perspektiftir. Bunu ilerleyen okumalarımızda birlikte göreceğiz. Muhammed Abid el-Cabiri merhumun eserlerini okumak demek, aslında üzerinde çok iyi düşünülmüş bir projeyi okumak demektir. Dolayısıyla biz bir projenin ortaya koyduğu eserleri mütalaa edeceğiz.
Ve her okuduğumuz kitapta bu projenin bir bölümünün inşasına şahit olacağız. Bu projenin inşasının ne kadar sağlıklı, tutarlı, verimli olduğunu ise hep birlikte göreceğiz, hep birlikte değerlendireceğiz ve böylece yolumuza devam edeceğiz. Yine daha sözlerimin başında altını çizmeliyim ki, bu Cabiri okumaları asla bir Cabiri propagandası değildir. Çünkü merhumun buna ihtiyacı da yoktur. Bizim de görevimiz böyle bir görev değildir. Ben akademik rehberlik yapıyorum. Yani bir Cabiri propagandası yapmıyorum. Hem onun buna ihtiyacı yok, bundan müstahanidir, ruhu şad olsun. Hem de benim böyle bir amacım olamaz. İki, bu okumalar az sonra da üzerinde duracağım gibi bir ideolojik okuma değildir. Burada biz bir ideolojiyi konuşmayacağız. Bir ideoloji efendim propagandası ya da bir ideoloji empozisi yapmayacağız. Çünkü bu proje her türden ideolojik yaklaşımlara karşı bir projedir. Çünkü tüm okumalarımızda göreceğimiz üzere her ideolojik bakışın bir çeşit körlüğe neden olduğunu ve dolayısıyla hakikat yolcusu ve hakikat arayıcısının ideolojik körlükten uzak durması gerektiğini altını çizeceğiz. Bu itibarla değerli izleyenler, okumalarımızın ideolojik bir boyutu da yoktur. Üçüncü olarak, bu okumalar bir ezber okumaları olmayacaktır. Yani burada okuduğumuz, burada gördüğümüz fikir ve düşünceler hakikatin kendisiymiş gibi kabulleneceğimiz, ezberleyeceğimiz, dokunulmaz dogmalara dönüştüreceğimiz bir içerik, bir muhteva değildir. Böyle bir okuma biçimi özü itibariyle zaten akademik okumaya bütünüyle terstir. Akademik okuma bir ezberci okuma değildir. Akademik okuma önümüze koyduğumuz bir kitaba iman ederek okuma değildir. O kitabın tüm muhtevasına iman ederek okuma, bu bütün doğasıyla, bütün mahiyetiyle akademik okumadan apayrı bir şeydir. Ve biz asla böyle bir okuma yapmayacağız. Ve yapmış olduğumuz değerlendirmeler, yapmış olduğumuz efendim konuşmaların hiçbirisi Muhammed Abid el-Cabiri'nin düşüncelerini ezbere dönüştürmek, dogmaya dönüştürmek asla değildir. O da bunu istememektedir ve okuyacağımız eserlerinin ortak mesajı ezberci, dogmatik düşünen ve kendisini özgürlük ve özgünlüğe kapatan, aklı eleştirmeye yönelik olduğunu görürüz mesajın tümünde. Böyle bir perspektife sahip bir kişinin bizden ezberci olmamızı beklemesi zaten düşünülemez. Biz de böyle olamayız zaten. Çünkü bu dersin zaten adı akademik rehberliktir. Yani bir Muhammed Abid el-Cabiri tırnak içinde cilik yapmayacağız. Zaten başımıza ne geldiyse bu tırnak içinde şuculuktan buculuktan geldiği için burada böyle bir şey yapmayacağız. Zaman zaman gelecek bu
düşünceleri eleştireceğiz. Zaman zaman gelecek, takdir edeceğiz. Ve bunların sonucunda siz değerli izleyenlerimiz, eğer kendi akademik geleceğimizi inşa edeceğimiz o sağlam zemini oluşturma amacımıza yönelik, o zemine sağlam bir şeyler koyabilirsek, bu derslerin ve okumaların amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Ve umarım öyle olur. Bu okumalarımız Muhammed Abid el-Cabiri'nin kendi ifadesiyle birkaç yüzyıldan beri aslında ufak tefek teşebbüslerini gözlemlediğimiz, zaman zaman daha bir alevlenen ve zaman zaman da toplumsal heyecanlara dönüşebilen bir yeniden kalkınmanın, İslam dünyası olarak bir yeniden uyanışın, bir Rönesans'ın gerçekleşmesi heyecanının, umudunun bir akademisyen, bir mütefekkir gözüyle ve kalemiyle yazıya dökülmesi ve kitaplaşmasından ibarettir bu eserler, okuyacağımız şeyler. Onun için bu bir Muhammed Abid el-Cabiri için Müslümanların geleceğine ilişkin bir umut projesidir. Hatta onun tabiriyle geç kalmış bir umut projesidir. Siz değerli akademisyen adaylarımız, Müslüman dünyanın daha İmam Gazali'den beri, ki bu 5. asrın sonuna doğru, son çeyreği özellikle ve 6. asrın başlarından itibaren İhya-i Ulumuddin adı altında, din ilimlerinin ihyası şeklinde ifadesini bulacak, esere dönüşecek bir söylemse, 6. asırdan, 5. asırdan söz ediyoruz, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın insanları olarak buna ne kadar ihtiyacımızın olduğunu söylemeye bile gerek olmadığını düşünüyorum. Bu itibarla bu okumalarımız bir taraftan sizin, benim yerini belirleyeceğim. Şuradan şuraya kadar önümüzdeki derste okuyacağız. Şuradan şuraya kadar bugünkü derste konuyu ele alacağım diye belirteceğim. Düzenli okumaları gerektirecek. Eğer siz fırsat bulur, beni dinlemeden önce o konuları okursanız, üstüne bir de beni dinlediğinizde konuyu kesinlikle bir daha unutmayacak şekilde çok iyi hazmedeceğinizi umut ediyorum. Yok, bir şekilde okuyamadınız ama benim bu konuşmalarımı dinledikten sonra ilgili bölümü hemen sıcağı sıcağına okursanız aynı biçimde kalıcı, etkili bir yöntem uygulamış oluruz. Bugün başlayacağım bölüm Arap-İslam aklının oluşumu ya da Arap aklının oluşumu olarak Türkçe'ye iki farklı çevirileri yapıldı. Bunların hangisini okursanız okuyun, merhum müellifimizin kitabın mukaddimesinde ele aldığı konularla daha sonra 1-2-3 şeklinde Arap aklının oluşumu ya da Arap aklının mahiyeti anlamı üzerine yaptığı değerlendirmelerden 3'e kadar olanı, 1 ve 2. kısmı bugün sizinle mütalaa edeceğim. Oralara bakabilirsiniz. Bu ön girişimden ve yapmış olduğum genel değerlendirme ve mukaddimeden sonra
Müsaadenizle her zaman yapmış olduğumuz gibi tahtamızı açalım ve dersimize başlayalım. Evet, değerli izleyenler, sevgili öğrenciler. Ders başlığımız tabii video başlığımız Cabiri okumaları, Arabaklı'nın oluşumu ders başlığımız. Bugünkü ders başlığımıza özel bir başlık koyacak olursak, Arabaklı ne demektir? Evet. Arabaklı ne demektir? Bunun üzerinde inşallah durmaya çalışacağım. Arabaklı'nın ne olduğunu, daha doğrusu Cabiri'nin bu konuda neler söylediğini size aktaracağım. Zaman zaman kendime ait görüşleri söylediğimde onların altını çizeceğim. Ama böyle bir kendime özgü bir düşünceden ya da yaklaşımdan söz etmiyorsam, anlattıklarımın tamamı merhumun kendi eserindeki düşüncelerini yansıtmaya yönelik olduğunu düşünebilirsiniz. Yani bugün anlatacaklarım büyük ölçüde onun kendi düşünceleri, kendi yaklaşımları, kitaptan elde ettiğim, çıkarttığım özetleri sizinle paylaşacağım. Şimdi burada her şeyden önce bir bilim insanı ve mütefekkir olarak Cabiri'nin düşünce yapısından, Cabiri'nin kendisinin düşünce yapısından ve onun eserlerinin arkasında nasıl bir Cabiri aklının oluşundan bahsedelim biraz. Arabaklı'nın kendisinin oluşumundan önce böyle bir seriyi bize aktaran, yazan, kitaplaştıran aklın kendisinin ne olduğundan, yani kırmızıyla belirleyecek olursak Cabiri'nin aklından biraz bahsedelim. Yani Cabiri nasıl bir akla sahipti? Bunun üzerinde durmadan onun bize söylemiş olduğu düşüncelerini sağlıklı olarak anlama imkanımız söz konusu olmaz. Onun için tabii burayı çok uzatmak istemiyorum ama yapacağım tüm konuşmaların ana zemini bu olduğu için buna değinmeden de herhangi bir konuşma yapmam çok sağlıklı ve anlamlı olmayacaktır. Değerli izleyenler, Cabiri'nin aklı dediğimizde Cabiri'nin felsefi olarak, yani akıl olarak yapısalcı olduğunu bir kere önce tespit edelim. Yapısalcıdır. Evet. Cabiri yapısalcı bir felsefeye sahiptir ve dolayısıyla onun düşüncelerinin genetik yapısı yapısalcıdır. Bu son derece önemlidir. Peki şimdi de o zaman yapısalcılığın ne olduğunu ele alalım. Madem ki müellifimiz yapısalcıdır, yapısalcılığın ne olduğunu konuşmadan yola devam edemeyiz. Takdir edersiniz ki 20. yüzyıldan itibaren özellikle merkezini Fransa'nın oluşturduğu Fransa dilcilerinin, analitik felsefecilerinin oluşturduğu çok önemli bir ekol vardır. Ferdinand de Saussure'ın, Lévi-Strauss'ın öncülüğünü yaptığı çok önemli bir dil felsefesi, dilciler bunlar. Bunların üzerinden gelişen felsefi ekolün adıdır yapısalcılık. Yapısalcı denmesinin nedeni de Saussure ve Lévi-Strauss'ın temel iddialarına
dayalı olarak. Dil yapısı gereği bir anlama işaret eder. Bu çok önemli bir ifade, üzerinde duracağım. Dil yapısı gereği, bakın, structure'ı itibariyle. Yani structure of language, bir dil yapısı gereği her zaman bir anlama işaret eder, bir anlamı gösterir. Onun için gösterge mevzuu bu yapı içinde çok önemlidir. Zaman zaman biz de Cabiri de bunun üzerinde duracağız inşallah. Buna bağlı olarak yine De Saussure der ki, bir yazı, yani metin kesin bir anlama işaret eder. Kesin bir anlam. Onun için yapısalcı felsefede sözcükler sözcük olarak bir anlama sahip değildir. Bir yapıda, bir cümlede, cümlelerin oluşturduğu bir paragrafta yer aldıklarında anlam kazanırlar ve cümlenin yapısı ve paragrafın yapısı o sözcüğün anlamını belirleyen bir kalıp, bir yapı oluşturur ve bu yapı içinde o sözcük ancak o yapının ona izin verdiği anlama gelebilir. Bu son derece önemlidir. Dolayısıyla buna yapısalcılık diyoruz. Yani anlamın dilin yapısına bağlı olarak gerçekleşeceğini iddia eden temel felsefi bir yaklaşımdır. Benim çoğu konuşmalarımda da bu yapısalcı yönümü, yapısalcı duruşumu konuya vakıf olanların fark etmiş olduğundan eminim. Şimdi bu çok önemli bir şey. Burada şunun da altını çizmeliyim ki yapı, structure her zaman aslında bir metodu, bir usulü ifade eder. Yapı bir metottur. Bir usuldür. Dolayısıyla bir yöntemi, bir metodu, bir usulü kabul etmek zorunlu olarak yapısalcı olmayı gerektirir. Ve bizim geleneğimizde, gerek felsefi geleneğimizde, gerek mantık geleneğimizde tüm bu geleneğin mensupları usulcüdürler ve bir tabii yapısalcıdırlar. Ama bu geleneğe yine aynı Fransız geleneği içerisinden De Saussure'a, Lévi-Strauss'a taban tabana zıt bir şekilde bu yapısalcılığa karşı çıkan ve yapı bozumcu, yapı sökümcü olarak Türkçe'ye çevrilen yapı bozumcu, yapı söküm şeklinde Türkçe'ye çevrilen Jacques Derrida'nın bir yaklaşımı söz konusudur. Konuyu analitik felsefeye çevirmek istemiyorum tabii ki. Cabiri'nin duruşunu ve yapısalcı oluşunu anlatmak için bunları anlatmak zorundayım. Derrida der ki, tam De Saussure'un söylediğinin aksine, dil özellikle de yazı, Derrida sözcüdür. Söze vurgu yapar, yazı karşıtıdır özellikle. Özellikle bir yazı, bir metin asla kesin bir anlama gönderide bulunamaz der. Benim zaman zaman hermenötik derslerinde de dikkatinizi çektiğim bir yaklaşım. Asla böyle bir gönderide bulunamaz der. Ve yapısalcılığa karşı çıkar. Yapı söküm, yapı bozum budur.
yapısalcılığa karşı çıkar ve yapısalcılık anlam tayini değildir. Anlam dayatmasıdır der. Peki kendisine sorduğunuzda Derrida'ya, senin anlam için bir önerin var mı dendiğinde hayır. Anlamı nerede aramamızı istediğine dair bir önerin hayır. Onun için Derrida eleştirmenleri ya da savunucuları Derrida'yı bir anlam temsilcisinden ziyade bir anlamsızlığın temsilcisi olarak görmeye çalışırlar ve diğer bir yandan da Derrida'ya özellikle o kendine özgü yazının sürekli bir difference üzerinden, farklılıklar üzerinden her bir okumada farklı anlamlara okuyucuyu yönlendiren özelliği üzerinden çok farklı anlamlara ve anlamalara imkan sağlayan bir işaret olarak yazıyı görmesinde bir yöntem, bir metot aradıklarında Derrida bizzat kendisi buna itiraz edecek ve der ki eğer benim iddiam bir yönteme, bir metoda dönüşecekse, bundan bir metot çıkaracaksanız o zaman ben de Saussure gibi tersinden bir yapısalcı olurum. Onun için benim söylemim asla bir yönteme indirgenemez. Asla bir yönteme bağlanamaz. Bir yöntemden söz edemezsiniz benim söylemim için der. İşte böyle bir söylem yapı sökümcüdür ve yapısalcılığa karşıdır. Cabiri böyle değil. Cabiri tam da de Saussure'cı, Lévi-Strauss'cı bir yaklaşımla o usulcüdür, yöntemcidir, metotçudur ve metodik ilkeler Cabiri'nin tüm eserlerinde yapısalcı bir perspektifle tam anlamıyla bir bütünlük içindedir. Benim sıklıkla YouTube'daki farklı konuşmalarımda özellikle de son İslami ilimler hadis konuşmalarımda ve Kur'an-hadis ilişkisi konuşmalarımda ısrarla üzerinde durduğum yaklaşımımın Cabiri'nin yapısalcılığına ne ölçüde benzediğini takdir edebilirsiniz. Cabiri der ki İslami ilimler geleneğinde ayrı ayrı birbirinden kopuk adeta tabir yerindeyse birbirinden farklı çadırlar gibi mütalaa edilmiş. Bu Cabiri'nin yapısalcılığına çok aykırı bir şeydir. O der ki, hayır efendim, bunlar birbirinden kopuk ve ayrı ayrı çadırlar gibi görüldüğü sürece bizim kültürümüzü doğru anlama şansımız olamaz. Bu İslami ilimler, muhteşem İslam kültürünün yine muhteşem harika bir sarayının, bir köşkünün birbiriyle irtibatlı odalarıdır der. İşte yapısalcılık budur. Herkesin ayrı ayrı gördüğünü bir bütün olarak görebilmek, herkesin ayrıştırdığı yerde o ayrıştırılanların aslında bir birleştirici yönünün bulunduğunu fark edebilmek bir yapısalcılıktır. Ve Cabiri de bu inanılmaz düzeyde var olan bir akıl, yapısalcı bir akıldır. Onun eserlerini bu anlamda böyle bir yapısalcı geleneğe, felsefi geleneğe mensup ve bu yapısalcılığı nedeniyle de bir yöntem ve bir usul takip eden, bir yöntem ve usul öneren bir fikir adamı, bir düşünce insanı olarak Cabiri'yi görmeden onun eserlerini okumak ve anlamak doğru olmaz. İşte tam da burada Cabiri konuya mukaddimesinde
geç kalmış bir Arap Rönesansı'nın projesi olarak başlar. Biz de yavaş yavaş konumuza başlayalım. Onun aklının yapısalcı bir akıl olduğunu belirledikten sonra. Evet, şimdi değerli izleyenler, Cabiri'nin eserleri bir projedir. Bundan sonra madde madde gideceğiz. Bir projedir. Proje olmak ne anlama gelir? Ve proje olmayan eserlerden farklı ne tür bir özelliği vardır? Yani merhum diyor ki ben eserlerimi bir proje olarak yazdım. Proje ile yapısalcılığın ne kadar doğrudan ilişkili olduğuna da bir ok çizelim. Çünkü proje bir yapısalcı ifadedir. Yani kitap olsun diye, akademik faaliyet olsun diye yapmadım. Bunlar benim şu tezim, bu tezim, doçentlik, profesörlük falan tezim değil ya. Bir projedir. Peki bu proje neyin projesidir? Arap Rönesansı'nın projesi. Rönesans sözcüğü bizatihi aydınlanma sözcüğü merhumun kendisine aittir ve bu sözcüğün Batı kültürüne ait bir süreci bizde çağrıştırdığını da unutmayalım. Cabiri de bunun tam olarak farkındadır ve bunun farkında olarak zaten bu sözcüğü kullanmaktadır. Yani nasıl ki Batı özellikle 16. asırdan itibaren yavaş yavaş başlayan, daha sonra 17-18. yüzyıla doğru hızlanan süreçlerde bir aydınlanma yaşadı ve bu aydınlanma Batı'nın şu ya da bu şekilde nasıl bakarsak bakalım onu bir yere getirdi. Bugün bulunduğu yere getirdi. Şimdi Cabiri'ye göre Rönesans tam olarak aklın bir başarısıdır. Aklın başarısıdır. Burada o Rönesans'ın Batı'ya ait, şuna ait, buna ait oluşuyla çok fazla ilgilenmez. İlerideki sayfalarda, okumalarımızda buna daha ağırlıklı bir tahlil olarak gireceğiz. Onun ilgilendiği şey, Rönesans'ı gerçekleştiren şeyin akıl olmasıdır. Ve eğer bir Arap-İslam Rönesansından söz ediyorsak, bir Arap-İslam Rönesansından söz ediyorsak, o zaman bizim Rönesansımızı gerçekleştiren şeyin de akıl olması zorunludur. İşte tam da burada Cabiri, merhum, akıl ayrımlarına gidecek ve Arap aklı, Batı aklı, Doğu aklı, şu aklı, bu akıl şeklinde o ayrımlar üzerinden konuyu ele almaya çalışacak. Böylece bir proje olan çalışmaları, projenin bütününün adı bir Rönesans'tır, bir aydınlanmadır ve aydınlanma tabiatı gereği akli bir aydınlanma, rasyonel bir aydınlanmadır. Batı aydınlanmasının arkasında Batı'nın kendi aklı vardır. Arap-İslam dünyasının aydınlanmasında da Arap'ın aklı olması zorunludur. İşte tam da burada ikinci maddeye akıl-kültür ilişkisine geçer. Çünkü Kartezyen felsefeyle başlayan Descartes'la zirveye taşınan ve daha sonra
kendi geleneği içinde farklı eğilimler ile bugünkü konumuna gelen Batı'daki akıl algısı, Cabir'i onun üzerinde de ileride duracak, ben de detaylısı arz etmeye çalışacağım inşallah. Her insanda insanı insan olmayandan ayırt eden temel bir özellik olarak evrensel bir akıl yetisinden, bir melekesinden söz eder ki bunun adı istediğiz. Bir meleke, bir yeti olarak akıl insanda insanı insan olmayandan ayırt eden, ayırt edici fasıl, mantıki olarak, fasıl olarak aklın bir evrenselliğine vurgu yapar önce. İleride Taha Abdurrahman Cabiri karşılaştırmaları, okumaları da inşallah yapacağız. Özellikle Taha Abdurrahman'ın Cabiri eleştirilerinin merkezinde Cabiri'nin bu akıl üzerine yaptığı vurguları ve akıl algısına bütünüyle Taha Abdurrahman'ın karşı olduğunu, hatta aklın insana özgü olduğu iddiasının da temel bir yanılgı olduğunu iddia eden Taha Abdurrahman değerlerimiz olacak. Ve inşallah oralarda da detaylı bir şekilde üzerinde duracağımız gibi, belki erken olacak ama şimdiden bir cümleyle söyleyeyim. Cabiri'nin ne kadar haklı ama Taha Abdurrahman'ın bir o kadar hatalı ve yanılgı içinde olduğunun da altını çizmeye çalışacağım. Dolayısıyla sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, aklın böyle bir insani fasıl olarak onu insan olmayanlardan ayırt eden evrensel bir yeti ve meleke oluşunun yanında Cabiri asıl bu evrensel oluşundan daha ziyade aklın kültürel oluşu üzerinde durur. Bir kültürel akıldan söz eder. Ve tam da burada Cabiri'nin üçüncü bir başlığını yazmamız gerekir. O da Cabiri'de kültürel akıl düşüncedir. Düşünce yani fikir. Cabiri eserlerinde fikir, düşünce ve akıl ile olan irtibat ve ilişkinin son derece önemli, hassas bir denge üzerinde durduğunu belirlemek lazım. Öncelikle merhum kendisinden önceki asırlarda özellikle Müslüman filozofların bu konuda yapmış oldukları bazı ayrımlara itiraz eder. Özellikle aklı sadece kuvve-i müdrike, makulatı kavramlar olarak ayrıştırma meselesine değinerek, ki buraya girmek istemiyorum. Çünkü bunu mantık derslerimizde, akademik derslerimizin mantık derslerinde daha detaylı olarak işleyeceğim ve buralarla bağlantısını da kuracağım, size hatırlatmalar yapacağım. Eleştirir ama o gün için bunun gerekli olduğunu, bugün ise bizim aklın bu kültürel özelliğini daha bir ön plana çıkararak bunun farkında olmamızın daha doğru olacağının altını çizer. Böylece kültürel akıl yani fikir, düşünce, Cabiri'nin felsefesinde ve usulünde, yapısalcılığında çok önemli bir yere tekabül eder. Bu önemli yer artık herkeste, her insan unsurunda bulunan evrensel bir akıl değil. Her insanın mensubu bulunduğu kültürün onda oluşturduğu bir akıldan, yani bir düşünce olan akıldan, bir tefekkür, bir fikir olan akıldan söz eder. Böyle bir akıl Cabiri'de, değerli izleyenler, tam olarak ne anlama gelir? Kültürel akıl, düşünce, fikir bununla ne demek istiyor? Bunun için de
fikri tanımlarken der ki fikir, bir kültürün buraya sadece başlıklarını yazacağım. Kültürün A, ahlaki değerleri. Tüm geleceğe ve geçmişe ait düşünceleri ve gelecek geçmiş düşünceleri, geçmişe ilişkin düşünceleri. İnsana, doğaya ait yaklaşımları. Siyasi, ekonomik, tüm etkinlikleri, bütün bunların birlikte oluşturduğu, buraya lütfen dikkat edelim, birlikte oluşturduğu bir kültürel çerçeveden söz eder Cabir. Yazıyorum. Bunların tamamının birlikte oluşturduğu bir kültürel çerçeve. Cabir'in kendi ifadesiyle referans, kültürel referans. Bu kültürel çerçeve, kültürel referans bir fikrin içinde doğduğu, olgunlaştığı, fikir olduğu, fikir haline geldiği ana zemindir. Böyle bir zemin olmaksızın bir fikirden, bir düşünceden söz edemeyiz. Adeta fikrin doğduğu bir rahim gibidir. Sonra o doğan çocuğu besleyen ana kucağı gibidir kültür. Dolayısıyla Cabiri bu noktaya çok önemli bir vurgu yapar ve der ki akıl yetimiz her zaman bu kültür çerçevesinde, bu kültürel referansın içinden düşünür. Bu kültürün içinden düşünür. Bu içinden düşünmek bu kültürün problemlerini, meselelerini düşünmek değildir. Bir kültürün içinden düşünmek demek, o kültürün sorunlarını ve problemlerini düşünmek değildir. Ya o kültürün kodları sayesinde, o kültürün onda oluşturduğu kodlar aracılığıyla düşünmek. Bunu şöyle başka bir renkle yazmama izin verin lütfen. Bir kültürün içinden düşünmek demek, o kültür vasıtasıyla düşünmek demektir. Evet, o kültür vasıtasıyla düşünmek demektir. Böylece der Cabiri, biz akıl dediğimizde bunu kültürel tefekkür, kültürel düşünce olarak tanımlarsak, burada akıl o kültürün bu yetiye sağladığı imkanlar, o kültürün bu akıl yetisine sunduğu çerçevenin imkanları ile düşünür, üretir. Bu itibarla Cabiri, buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum, her akıl bir kültürel akıldır. Ve bu kültürel akla sahip bir insan,
Nereye giderse gitsin der Cabiri. Neyle meşgul olursa olsun bu genetik yapısından kurtulamaz. Hatta bunu bir Arap vecizesiyle dile getirir ve der ki, insan tarihini sırtında taşır. Kültürel tarihimizi biz sırtımızda taşırız. Peki insan kültürel tarihini sırtında taşıyorsa ve bu bagajımıza atalım deniyor ya hani bazen sırtımızda taşıdığımız bagaj falan atamazsınız. Öyle ezbere konuşmayalım. Kimse bagaj magaj atamaz. Bunları konuşacağız Cabiri derslerinde. Ve bagaj atmaya da gerek yok. O bagajı nasıl değerlendireceğimiz önemli. Onun için der ki Cabiri, kültür o kültür mensuplarının ortak malıdır. Hiçbir ideoloji o kültürel mirası kendine tahsis edemezin altını çizer. Kültür bizim ortak mirasımızdır. Ve buna çok güzel bir örnek verir. Ben de müsaadenizle o örneği burada vermek istiyorum. Mesela der ki, bir Arap Batı üzerine çalışsa, bir Arap Batı üzerine çalışsa, bunun anlamı şudur. Bir Arap aklının Batı'yı değerlendirmesidir. Batı üzerine çalışıyor diye bir Arap aklı Batı aklı olmaz. Çok önemli bir şey. Ne kadar Batı'yı çalışırsanız çalışın, çalışan Arapsa ve Arap kültürüne ait bir akla taşıyorsa, sahipse hep Arap olarak bakmak zorundadır. Buna Farabi örneğini verir. Der ki Farabi bir Arap aklını temsil eden önemli bir isimdir. Yunan kültürünü çalışmıştır ama Arap aklıyla çalışmıştır, okumuştur der. Ve B, oryantalistler Doğu üzerine araştırma yapan batılı akıllardır der. Çok önemli bir şey. İleride de üzerinde duracağız. Dolayısıyla bir oryantalist İslam araştırıyor diye aklı Müslüman geleneğe mensup bir Müslümanın ya da Arap'ın aklına dönüşmez. Çünkü onun aklının kültürel kodları sürekli onda efendim kendi kültürüne ait olan o referans çerçevesini bir şablon olarak onun akıl yetisinin etrafına çember olarak koyacaktır. Bu son derece önemli bir şey. Şimdi tam da burada yavaş yavaş asıl meselelere doğru gelelim. Cabiri, değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, akıl fikir ilişkisi üzerinden aklın bir kültür içerisinde oluşmuş olan bu yapısına ve özelliğine dikkat çektikten sonra kendi ifadesiyle mensubu da bulunduğu yapısalcı ekolün önemli isimlerinden biri olan Lalende'den bir alıntı yapar ve asıl konuya da işte burada başlar girmeye. Ve biz de bugün ilk dersimizde Cabiri okumalarımıza yeni girmiş oluyoruz. Bütün bunları bir mukaddime bile sayabilirsiniz. Lalende'nin çok önemli bir sözünden bahsedecek. Ben de onu burada size resmetmeye çalışacağım. Ancak bu benzetmeye geçmeden önce çok önemli bir hususun üzerinde durmak istiyorum. Onu bağlantılamaya çalışacağım.
Eserinin orijinal adını yazacağım ve bu eserin orijinal adı üzerinden Cabiri'nin kendisinin anlattıklarını onun üzerine inşa etmeye çalışacağım. Peki, eserin orijinal adını yazıyorum ve Arapça olarak da yazacağım. Eserin adı şu. Pardon. Tekvinul Aklul Arabi. Evet, üç tane sözcükten oluşuyor. Bu üç sözcükten oluşan her bir sözcüğün üzerinde durmamız gerekiyor. Evet. Buraya kadar konuşmuş olduklarımızı kitabın adı olan Tekvinul Akle'l Arabi ifadesi üzerinde uygulayacak olursak değerli izleyenler, hemen ifade edelim ve belirlemeye çalışalım. Arabi sözcüğü kültüre tekabül eder. Kültürdür. Akıl bu kültür içerisinde oluşmuş olan fikir ve düşünce, düşüncedir. Bunu birazdan Lalende üzerinden bu kareyi farklı boyutlarıyla detaylandıracağım. Tekvin vurgusu Cabiri'de son derece önemli bir vurgudur ki önümüzdeki efendim derslerimizde bu vurgu üzerinde daha uzun süre durmayı düşünüyorum. Tekvin oluşum demektir. Oluşturmak demektir. Bir anlamda Cabiri okumalarımızda bu vurguları şöyle göreceğiz. Bu tekvin tef'il babından Arapça gramer itibariyle oluşturmaktır. Birazdan bu ilişkiyi kurmaya çalışacağım. Oluşturmaktır. Tekvin koymuştur adını. Burada çok önemli efendim bir vurgudur. Bu ayrıntıya mutlaka dikkatinizi çekmem gerekecek. Ki inşallah birazdan çekeceğim. Oluşturmaktır. Kurmaktır, yapmaktır. Ve etkindir, aktiftir, etkin bir yapıdır. Aktiftir. Diğer bir ifadeyle Arapça söyleyecek olursak müteaddidir. Geçişlidir. Tekevvün değil. Tekevvünül aklil arabi değil. Tekvinul aklil arabi. Tekevvün üzerinde duracağım birazdan. Tekvin ve tekevvün üzerindeki farktan ve vurgudan ve bunun bu projeye nasıl bir yansıması olduğundan söz edecek. Altını çizmeye çalışacağım değerli izleyenler. Bunun için kendisinin, merhumun Lalende üzerinde yaptığı ayrıma değinmek gerekiyor. Belki Cabiri Lalende iki akıldan söz eder. Birisi aktif, diğeri edilgen olan iki akıldan. İki akıldan. A oluşturucu akıl, etkin akıl, oluşturucu. Etkin akıl, oluşturucu akıl. Dan söz eder. Yani bağlayalım, tekvinden söz eder. Ayrıntıları üzerinde birazdan duracağım. Ne demek bu? Neyi kastediyor üzerinde duracağız? Tekvin, oluşturucu akıl. Diğeri de oluşturulmuş akıldır. Oluşmuş akıl. Oluşmuş
Akıl. Bu edilgen pasif akıldır. Pasif akıldır. İşte bu tam da şuna oluşmuş fikire ve kültüre gönderme yapar. Dolayısıyla bu tekevvün, bu bir oluşmadır. Bunun içine doğarsınız. Sizi rahminde taşıyan anne genetik yapısıyla sizde bunu başlatır. Sizi içine sardıkları kundak bez, içinde salladıkları beşik, sizi göğsüne bastırıp sütünü emziren ananın nefesi, soluğu, ninnileri, türküleri ve gözünüzü ilk açtığınız oda ve doğumunuzla ilgili etrafınızda verilen tepkiler sizi daha o andan itibaren bir oluşmuş aklın ürünü olarak belirler. Yani dikkat edin, oluşmuş akıl bir üründür. El-İntaç der Cabir'i buna. Evet, bir üründür. Bir neticedir, bir sonuçtur. Bir ürün. Peki bu ürünü üreten nedir? Kültürdür. Kültür bu ürünü ortaya koyar ve kültürel akıl olarak onu meydana getirir. Peki tam da can alıcı soruya geldik ve Cabir'i burada hiç ihmal etmeksizin hemen o soruyu sorar. Peki bu kültürel durumu üreten akıl nedir? İşte ben bunu arıyorum der. Bu oluşturucu akıldır. Kültürü oluşturan akıl. Evet, bunu kültürün arkasındaki akıl. Kültürü oluşturan akıl. Akıl. İşte Cabir'in projesi bu. Ulumu İslamiye'yi, İslam medeniyetini 14 asırdır ayakta tutan aklı arıyor o. Ve diyor ki, bizi bugünlere getiren aklın yapısını çözümlemeden, bizi bugünlere taşıyan aklın mahiyetini analiz etmeden, herhangi bir Rönesans'ı gerçekleştirecek aklı tanımlayamayız. Bu aklın ne olması gerektiğini söyleyemeyiz. Çünkü burada tam da önemli olarak Cabiri merhum diyecek ki bize, biz bir Arap Rönesansından söz ediyorsak, kültürün bize sunduğu, kültürel olarak zaten sahip olduğum aklın bunu başaramadığını, gerçekleştiremediğini söylemiş oluyorum. Eğer bu akıl zaten benim doğal Rönesansımı ve aydınlanmamı bana sağlamış olsaydı ben bugün bir Rönesans aramayacaktım diyor. Ben bir aydınlanma, bir kalkınma aradığıma göre kültürün bende meydana getirdiği aklın bunu başaramadığını görüyorum. Öyleyse bu akıl, yani benim projemin, beklentilerimin ardındaki akıl, Arap Rönesansını, Müslüman dünyanın aydınlanma ve Rönesansını gerçekleştirecek akıl, bu kültürel aklın ardındaki o kültürel aklı oluşturan aklın, kurucu aklın, tekvinul akıl dediği oluşturucu aklın yenilenmesiyle mümkün. Burada çok ince bir şey var. İşte tüm okumalarımız bu aklı nasıl yenileyeceğimizle ilgili.
ve bu akıl yenilenirse kültürün ardında duran akıl, kültürün zemini olan bu akıl yenilenirse kültürü de dönüştürecek. Ve Cabir'i şu paradoksun bütünüyle farkındadır. Ve eserlerinde bu farkındalığını hemen hemen her münasebette de ifade eder. Çünkü siz de sevgili izleyenler yorulduğunuzu biliyorum. Bu paradoksu fark ettiniz. Yani hocam bir akıl ki onu bir kültür oluşturuyor. Bir akıl ki ona düşünebileceği tüm kodları düşünmenin çerçevesini ve referansını kültür veriyor. Ve akıl o kültürün ona sunduğu imkanlarla düşünebiliyor. Böyle bir akıl onu aktif kılan, üretici kılan bu unsurları nasıl değiştirebilir? Evet. Bu nasıl değiştirebilir? Bu bir paradokstur. Hem kültür bu aklın üreticisi olacak. Yani bu akıl, yani fikir, düşünce zaten kültürün bir ürünü olacak. Ürün kendisini üreteni nasıl dönüştürüp üretebilecektir yeniden? Bu esaslı bir paradoks. Zenon'un paradoksları kadar önemli bir paradoks. Ama Cabir'i bunu muhteşem bir özlü vecizesiyle çözmeye çalışır, bunu önerir ve ben de o önermesi ve ifadesiyle yavaş yavaş dersimi toparlayacağım ve onu yazarak o kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağım. Bu paradoksa Cabir'in verdiği cevap şudur değerli izleyenler. Cabir'i der ki, akıl kültürel referans ile düşünür, çalışır. Doğrudur. Bunları yazacağım müsaadenizle. Bir, akıl kültürel referans, yani veriler ile düşünür. Evet. Cabir'i buna bu birinci cümlenin içeriğine akıl ile düşünmek der. Akıl ile düşün. Ne demek akıl ile düşünmek? Akıl bize kültürün verdiği, hazır bulduğumuz, zaten onunla birlikte oluştuğumuz bir şeydir ve onunla düşünüyoruz. Kültür ile düşünmek, yani akıl ile düşünmektir der bu ona. Bir kültürel referans içerisinde o kültüre ait kodlar ile düşünmek, akıl ile düşünmektir. Şimdi Cabir'i tam da burada vurucu olan cümlesi olacak. Ben bunu kastetmiyorum. Ben bunu kastetmiyorum. Bu zaten yaptığımız bir şey. Ben şunu kastediyorum. Akıl ile düşünmek değil, akıl üzerine düşünmek. İşte mesele bu. Akıl üzerine düşünmek.
akıl üzerine düşünmek. Aklın kendisi üzerine düşünmesi. Aklın akıl ile düşündüğü şeylerin etkinliği üzerine düşünmesi. Yani kendine şunu sorması. Ey akıl! Sana kodlanan şeylerden hareket ederek böyle düşünüyorsun, böyle tepki veriyorsun, böyle ürünler ortaya koyuyorsun. Peki bu senin, seni sen yapan, seni akıl yapan şey bu mu? Sen bu musun? Akıl üzerine düşünmek. Akıl kendi üzerine düşündüğünde, akıl kendi üzerine düşündüğünde bu oluşmuş akıldan oluşturucu akla geçer. Akıl kendi üzerine düşündüğünde tekevvunul akıldan tekvinul akla geçer. Bakın tekvinul akıl. Aklın aklı oluşturmasına geçer. Şimdi tekevvünül akıl, oluşturulmuş akıl. Yani kültürün aklı oluşturmasıdır. Tekvinül akıl, oluşturucu akıl, aklın kendisi üzerine düşünerek, referansları üzerine düşünerek, kendisini oluşturan şeyler üzerine düşünerek onları dönüştürme etkinliğidir. Bu bambaşka bir şeydir. Onun için oluşturucu akıl, akıl ile düşünmek değil, akıl üzerine düşünmektir. Biraz daha açmama izin verirseniz lütfen, biraz daha açmama izin verirseniz, tekevvünül akıl, bu aklın kültür içindeki oluşumudur. Bu fikirdir, düşüncedir. Şimdi buraya dikkat buyurun lütfen. Tekvinul akla gelince, tekvinul akla gelince, bu oluşturucu akıl. Şimdi burada bir ayrım yapmamız lazım. Şimdi şu akıl, şu akıl şudur. Buradaki şu kırmızıyla işaretlediğim akıl şu tekevvünül akıldır. Yani kültürün oluşturduğu akıldır. Peki şu oluşturan tekvin ne? İşte bu da aklın kendi üzerine düşünmesidir. Bunu ifade ediyor. Aklın kendi üzerine düşünmesini ifade eder. Tekvin sözcüğü, Cabiri'nin terminolojisinde. Onun için bu tekvin vurgusu çok önemlidir. İleride de bunların üzerinde duracağız. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, değerli izleyenler, Tekvinul Aklil Arabi projesi bir akılla düşünmek, akıllı düşünmek değil, akıl üzerine düşünme projesidir. Bize verilmiş olan aklı analiz etmektir. Eğer bir benzetme yapacaksak, Kant'ın saf aklı kritik etmesi gibi bir şeydir. Sahip olduğumuz aklın üzerine düşünüp sahip olduğumuz aklı irdelemekten söz ediyoruz. Ve işte tam da burada Cabiri üçüncü maddeye geçmek ister ve der ki Arap aklı ve Arap olmayan akılları bir karşılaştırarak şu Arap aklı meselesini biraz daha netleştirelim der. Evet, biz de Allah izin verir, ömür verirse önümüzdeki Cabiri okumaları 2 videomuzda ona geçelim ve bunu netleştirmeye çalışalım. Ruhu şad olsun, makamı cennet olsun tüm geçmişlerimiz, geçmişlerinizle beraber değerli arkadaşlar. Burada kalmak istiyorum.
Bu dersler biraz yorucudur. Sizi yorduğumun farkındayım. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. Bu okumalarımızın sizin akademik hayatınıza olumlu katkılar sunmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, afiyetle kalın efendim.